Sorry to interrupt. You know Captain Burleson? I believe you know Duco. Devlin, good to see you again. We've got things under control. Well, looks like it. He's around the corner acting like a pack of hungry wolves. They want to know what's happening. But first, I'd like to know what's happening. Film Vedası'na hoş geldiniz. Ne gurur ama değil mi? Elin Hollywood'unda tanıdık oyuncular görmek. Milletçe seviyoruz bu tarz şeyleri, kabul edelim. Bir yerde adımız geçsin, yabancılardan kendimize dair bir şeyler duyalım falan hoşumuza gidiyor. Nedenini sosyologlar bizden daha iyi bilir. O yüzden girmeyelim oralara. Bizim bildiğimiz şey sizlere böyle bir liste hazırlamış olduğumuz. İşte yabancı filmlerde yer alan Türk oyuncular. Hollywood'a ilk yerli oyuncu ihracımız çok eskiye gidiyor aslında. Ta 1956'ya. Muzaffer Tema, Yeşilçam'a geçiş yıllarındaki en iyi aktörlerimizden birisiydi. Birçok filmde yer alıyordu ancak bir gün ani bir kararla şansını Hollywood'da denemek istedi ve Amerika'ya gitti. Haliyle yapımcılar da şu Muzaffer bir gelsin de filmlerde oynatalım diye beklemediği için bir iki yıl hiçbir filmde oynayamadı. Zar zor geçimini sağladı vesaire derken bir yapımcıyla tanıştı. Yapımcı Muzaffer Tema'ya çok ısındığı için Certain Smile adlı bir filmde oynattı. Film Türkiye'de de Acı Tebessüm adıyla gösterime girdi ve başarılı oldu. Ayrıca iki dalda Oscar'a bile aday oldu. İkinci filminde Hollywood'daki ilk Türk olma unvanının yanında Ay'a çıkan ilk Türk olma unvanını da kazanmış oldu. Ay'a giden 12 kişi filmiyle. Age of 19. Take it please. Dr. Selim Hamid from Turkey. He's an expert on space medicine. Well, we just want to make sure. Aslında Hollywood kariyeri daha yeni başlamıştı. Ancak babasının rahatsızlığından dolayı Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Böylece ilk Hollywood maceramız yarım kalmış oldu. Sıradaki en büyük gururumuz. Birçok kişiye göre yaşayan en iyi aktörümüz kendisi. Oyunculuğa olan özel yeteneğinin yanında İngilizcesi de çok akıcı olunca yurt dışı filmlerinde de ilgi uyandırdı. İngilizcesinin akıcılığı şüphesiz ki Londra'da yaşadığı dönemden kalmış olsa gerek. Sadece yaşamakta değil, orada tiyatro oyunlarında da yer aldı. Hatta bir oyundan sonra efsane rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury kulise gidip Haluk Bilginer'i bizzat tebrik etmiş. Gururunda böylesi işte. Haliyle sinema kariyeri de yabancı filmlerle başladı. Glory Boys adlı bir mini dizide taksi şoförüydü. Sonrasında başrolünde Dustin Hoffman'ın olduğu bir filmde oynadı. Daha başka birkaç filmde de ufak rollerde yer aldı. EastEnders isimli dizide 100 bölüm boyunca Mehmet Osman karakterini canlandırdı. Oh dear, 1993'te ise genç Indiana Jones dizisinde geleceğin James Bond'una bakın neler ediyor. And convince him it's a lie. What are you babbling about? İş onunla da kalmıyor. Buffalo Soldiers filminde ise Joker olarak tanıdığımız Joaquin Phoenix'e verip veriştiriyor. They kill your friend, huh? Some Russians killed my son. You They torture him and they shoot him in the head. Haluk Bilginer'in oynadığı yabancı yapımların yarısına bile gelmedik daha. İrili ufaklı bir sürü rolde daha göğsümüzü kabartmaya devam etti. Bunlardan biri de International filmi. If you'd simply come to me in the beginning, it would have been better. Sonra 11 Oscar alan Ben Hur filminin yeniden yapımı var tabii. Esther. Efendim baba. Efendi Yahuda'nın odasını azalt. Suda gidin. Koş Esther, çabuk. Kafasını oynatmayın. Kafasını tutun. Onca ünlü isimle oynadığı filmden sonra kendi adını taşıyan bir yabancı filmde neden oynamasın değil mi? Kendi adı derken filmdeki karakterinin adını demek istiyoruz. For Good About Nick filmindeki Nick'i oynuyor. Yani tüm bunlardan anlayacağınız Haluk Bilginer sadece Türkiye'de değil, dünyada da kendini kanıtlamış bir isim. Öyle olmasa Emmy'de en iyi oyuncu ödülünü kazanmazdı herhalde. Haluk Bilginer. Merhaba. Thank you. This is a great honor. My thanks to the Academy for this precious award. Sırada Haluk olarak tanıdığımız başka bir oyuncu var.
Bu repliğiyle Türk dizi karakterleri arasında unutulmaz bir yere sahip o. Çocuklar duymasından sonra birçok dizi ve filmde izledik. Ama listemize 2007 yapımı Living and Dying filmiyle dahil oldu. You work for Duca? Don't say a goddamn word. Shut up. Peki neden diğerleri değil de Tamer Karadağlı? Çünkü hakikaten Amerikan aksanını iyi kıvırıyor. Well, Pilgrim, I don't know if you're up there, but I sure was not there. Türkçeye ölümle dans olarak çevrilen bu filmde tanıdık yüzler de görüyoruz. Arnold Vosloo ve Michael Madsen gibi. Ayrıca iki Türk oyuncu daha küçük rollerde de olsa görünüyor. Deniz Akkaya AM this morning. Four armed suspect. Ve Tamer Karadağlı'nın o dönemki eşi Arzu Balkan. What will you say about the hostages? Hollywood'da oynama şansı yakalayan bir başka oyuncumuz da Mehmet Günsür oldu. Başrolünde yer aldığı Fall Down Dead isimli filmde bir dedektifi canlandıran Günsür, film çok başarılı olmasa da oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Stop it! 2011'de hepimizi ekrana kilitleyen o efsane dizi Game of Thrones'la karşımıza çıkan Sibel Kekilli, bizi en çok gururlandıran oyunculardan biri oldu. Who would you like me to be? What did your mother call you? Shay. Üstüne üstlük dizide sadece görünmekle de kalmadı. 3 sezon boyunca önemli rollerden birini üstlendi. Hem de böylesine dünya çapında bir işte. Ama onun karakteri de diğerleri gibi dizide ölenler kervanına katıldı. Golden Chains. Murder. Doesn't matter. Doesn't matter. Listemizin sonunda Meltem Cumbul var. Kendine has güzelliği ve oyunculuğuyla namı dünyaya yayılanlar arasında o da. 2007'de Alphabet Killer adlı sinema filmiyle ilk kez yabancı bir yapımda izledik. Jay's mom. She was the only family in Rochester. She died about a month ago. Yine aynı sene A Beautiful Life isimli filmde yer alarak bizi gururlandırmaya devam etti. Ne yapıyorsun lan? Kapattın lan şu televizyonu. Burada iş yapıyoruz oğlum. You got two days. Get the fuck out of here. Ama en büyük gururu şüphesiz ki Altın Küre ödüllerinde yaşattı. Umarız biz de Altın Küre'de ödül sunmak yerine ödül kazanabiliriz. Ve umarız yurtta da dünyada da barış olur. Sağlıkla kalın. Malcolm Jumbo. I grew up watching the show and it's an honor to be with all of you tonight. Peace at home, peace in the world.